yurtta bulunan öğrencilerin hepsi yurdun önüne inmişlerdi. Orada o kadar çok büyük bir kitle oluşmuştu ki ve isyan sesleri vardı ki biz okulun uzak mahallesinde olan kişiler bile bu öğrencilerin seslerini duyduk. Birbirlerini sahiplenerek, birbirlerini korumak için aşağı inen bu kişilere karşı polis güç kullandı, kolluk kuvvetleri öğrencilere saldırdı. Hatta onlar bu tepkilerini gösterdikleri için içinden gözaltına alınanlar ve tehdit edilenler oldu. Keza üniversiteye gidilen yolların akşam vakti kapatılmasından kaynaklı olarak dışarıda bulunan ve öğrencilerin yanında destek vermek için gitmek isteyen aileler, STK temsilcileri yurdun oraya gidemediler. Bu olayı öğrendikten sonra, medyaya düştükten sonra biz kadın platformu ve kadın örgütleri olarak Perşembe günü KYK'nın önüne gittik. Hem kız öğrencilerin yanında olduğumuzu söylemek, hem orada var olan şiddeti kamuoyuna duyurmak için. Oraya gittiğimizde kolluk kuvvetleri bize karşı yine bir şiddet uyguladılar. Pankartımızı yırttılar, arkadaşlarımızı tehdit ettiler, kıyafetlerini yırttılar. Bir şekilde bir şiddete maruz kaldık. Anayasal hakkımız olarak orada kendi fikirlerimizi söyledik, yasal haklarımızla ilgili duyurumuzu yaptık. Bununla ilgili yetkililerin bir an önce elini taşın altına koyması gerektiğini duyurmuştuk. Karşımıza çıkan devletin organı ise gene kolluk kuvvetleri oldu, polis oldu. Panzerlerle orada bizi bekliyorlardı. Biz yine bu mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Bulunduğumuz her alanda buna yönelik var olan istismarları, tacizleri, şiddetleri söylemeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi, insan haklarına yönelik evrensel bildirgeye atılan imzalar, çocuk haklarına yönelik atılan imzalara karşı devletin kulağını tıkadığını görüyoruz. Oysa ki uluslararası sözleşmeler atılan imzalar bir gecede bir kararla geri çekilemez. Buna yönelik bu alanda yaşadığımız bütün sorunları dile getiren meclisin tekrar bu uluslararası sözleşmelere ilişkin yapması gerekenler hakkında gündemleştirilmesi, soru önergelerinin meclise verilmesi gerekmektedir. Biz Mersin'de bulunduğumuz süreç içerisinde buna yönelik, kadınlara yönelik, çocuklara yönelik her türlü şiddete karşı sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Bizler bu geceler, sokaklar, meydanlar güvenli hale gelmeyene kadar tepkimizi, eylemlerimizi örmeye devam edeceğiz. Yani şu anda maalesef kadınlara karşı savaş açılmış durumda. Biz insan hakları örgütü ve kadınları olarak son günlerde biliyorsunuz kamuoyuna da yansıdı. Merkezi Kadın Komisyonumuz meclise açık bir mektup gönderdi. Ve ülkemizde kadınların yaşadığı şiddete dur demek istiyor. Yine kendi ilimizde bütünen kadınların tamamıyla dayanışma içinde olduğumuzu, insan hakları örgütü olarak son günlerde öğrencilerin, kadın öğrencilerinin ve kız çocuklarımızın yaşadığı şiddet, taciz, yine eylemlik içerisinde özellikle kolluk kuvvetlerinin gösterdiği tahammülsüzlük, hatta sınırlarını da aşan yaklaşımı özellikle takip edeceğimizi, onun tarafı olacağımızı, yine aynı şekilde kadınların, Mersin'deki yaşayan kadınların gözlemledikleri taciz olayları, kendilerine dönük yaşadıkları şiddet olaylarını, özellikle tarafı olduğumuzu, hukuki anlamda da yanlarında olabileceğimizi, bu konuda da kendileriyle danışma içinde olduğumuzu da ifade etmemiz gerekiyor. Ve bundan sonrası için de özellikle belki arkadaşlarımızın, kadın arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın kaygılarından kaynaklı maalesef öylesi bir korku devleti oluşturdular. Kaygılarından kaynaklı belki birebir derneğimize gelemeyebilirler ama bize telefon yoluyla da başvuru yapabileceklerini ifade etmemiz gerekiyor. Yine e-mail yoluyla da bize başvurularını alabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu saatten sonra şunu bilmeli elbette ki mevcut valiliğimiz, basına siz haber yapamazsınız ya da haber yapanları tehdit edeceği yerde aslında oradaki koşulları
yerel yönetimlerle nasıl daha iyi iyileştireceğini planlamalıdır.